Teğmen bahsini işlemeye devam ediyoruz. Teğmen bahsinin sonuncu dersi. Bu dersin ardından Babul Mesh'i alel Hüseyni. Mesler üzerine mesh vermeye geleceğiz inşallah. Celle Teğmen'in sonuncu dersi. Ve emma mes'eletü sevbi فَمَمْنُوعَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ. Ama şimdi gelince meseletü sevbi, elbise meselesine gelince, bir önceki derste bir benzetmeye yer verilmişti. Şimdi elbise meselesine gelince derken neden bahsediliyor? Çıplak kişinin namaz kılması. Kişi elbisesinin olduğunu unutmuş ve çıplak halde namaza durmuş. Oysa elbisesi varmış da bunu unutmuş. Bu şekilde çıplak halde namaz kılsa memnuatun yasaklanmıştır. Yani bu benzemez diyor. Yanında su olduğu halde suyu unutan bir yolcuya benzemez. Bir kişi yola çıksa, eşyalar arasında su olsa ve bu suyu unutsa, susuz olduğunu düşünüp teyemmüm yaparak namaz kılsa, bu kişinin durumu elbisesinin varlığını unutarak çıplak halde namaz kılan kişinin durumuna benzemez. Memnuatun yasaklanmıştır. Bu benzerlik yok. Ala sahihi sahih görüşe göre. Bu ikisi birbirine kıyas edilemez yani. Çünkü ne denilmişti bir önceki derste, bir iki satır yukarıda? Bir yolcu eşyalar arasında suyu olduğunu unutarak, suyu var ama suyu olduğunu unutmuş. Bu şekilde bu yüzden teyemmüm alsa kılsa geçerli olur denilmişti. Bunu elbisesi var ama elbisesini unutarak çıplak kıldığı meselesine kıyas yapamayız. Vele in selimet benzer sayısalar bile hadi diyelim ki öyle fel farku yine de bir fark vardır. Şöyle bir fark var. Ennel vuzu'e şüphesiz ki abdest fate kaçınca hüve o abdest ila halefin yerine teyemmüm gelir. Yerini teyemmüme bırakır. Yerini teyemmüme bırakır. Ve setrul avreti, setrul avret maddesi ise fate kaçınca hüve o setrul avret maddesi la ilahe halefi. Yerine geçecek bir şey yok. Kendisini hangi yere bırakır? Onun naibi nedir? Abdestin naibi var. Abdest alamazsan teyemmüm yaparsın. Bellidir. Ayet de var. Ama setre avret yoksa onun naibi ne? Bir naibi yok. İşte aralarında böyle bir fark var. Dolayısıyla birbirlerine kıyas yapılamazlar. Ve emma mes'eletul kefareti, kefaret meselesine gelince fel farkı. Şöyle bir fark vardır. Kefarete de bir benzetmeye gidilmişti. Bir önceki derse bakarsanız yine bir benzerlikten bahsedilmişti. Ve nesi el male demiştik öyle değil mi? Kişinin mal olduğunu unutarak gidip oruç ve kefaret meselesi vardı. Bu da fel farku şöyle bir fark vardır. Enne şüphesiz ki şarta cevazi savmi oruç tutmanın caiz olmasının şartı nedir? Ademu kevnil mali malın olmamasıdır. Fi milkihi kişinin mülkünde malın olmaması velem yucel ve mevcut olmamasıdır. Malın bulunmaması ve mevcut olmamasıdır. Ama ve şartu cevazi teyemmumi, teyemmümün caiz olmasının şartı ise el acizu acizliktir. Aciz kalmaktır. Neyden? An isti'malil ma'i suyu kullanmaktan aciz kalmaktır. Fakat şüphesiz ki vücudu bulundu. Yani bulunduğu halde böyle. Su var olsa bile suyu kullanmak kişinin gücü yetmese yine böyledir. Ve rahlu yolcuya geldi sıra. Ve rahlu yolcunun yükü adeten genelde adeten la yahlu boş olmaz. An ma'i şurbi içme suyundan hali olmaz. Burada altı çizilecek şey ma'i şurbi şurb kelimesinin altı çizilmeli. Yani içme suyundan boş olmaz yolcu. Bugün bir bisiklet gezisine bile katılan ne yapar? Yani ufak bir su alır ama ben bunun abdest alacağım diyerek bir abdest suyu kimse almıyor. Ne alıyor? İçme suyu. İşte la yahru an ma'i şurbi.
Errahlu yolcu yükü adeten genelde la yahlu boş değildir. An yani ma'i şurbi içme suyundan boş değildir. Yanında bir içme suyu olur o yükün içerisinde. Emma ma'ul vuzu'i abdest suyuna gelince fel galibu çoğunluk abdest suyu el ademu yoktur fihi o yükte. Yolculuğa çıkan kişi yükünün arasına bir de abdest alırım diyerekten ilave bir su çoğunlukla yani almamaktadır. Fel galibu, galip olarak böyledir. Velev şayet zanne zannetse hüve o yolcu zannetse enne şüphesiz ki ma'ehu onun suyu katfeniye fena buldu, yok oldu. Velem yeteyakkan kesin bilgisi olmadığı halde suyun yok olduğunu zannetse, bittiğini düşünse. Lem yecüz caiz olmaz. Teyemmuhu onun teyemmümü caiz olmaz. Niye? Li'ennel yakîne la yezûru bi zann. Li'ennel yakîne çünkü yakîn kesin olarak bilinen şey la yezûru zail olmaz, yok olmaz. Bi zann. Zann sebebiyle yok sayılamaz. Ve yetlubu el ma'e min rafiqihi kişi arkadaşından su ister, suyu talep eder. Niye? Li'ihtimali en yu'diyehu suyu ona vermesi ihtimalinden dolayı. Suyu istersek su verir, biz de abdest alabiliriz. Düşüncesinden dolayı arkadaşından su isteyecektir. E'da yu'di en yu'diye. Nasb hali lafzi takdiri değil. Şayet men'a men ederse hu arkadaşını yani su isteyen kişi, hüve o kişi istenilen kişi. Bu durumda teyemmeme, hüve o kişi de teyemmüm eder. Arkadaşından suyu istedi ama arkadaşı suyu vermedi. Bu durumda teyemmeme suyu isteyen kişi teyemmüm yapar. Niye? Lienne çünkü bil men'i sebebiyle buradaki ba'ya sebebiye verdik. Men'i sebebiyle sara oldu hüve o kişi adimen lil ma'i. Sudan mahrum oldu. Sudan mahruma dönüştü. Suyu istedi ama su kendisine verilmedi. Tek çare de buydu zaten. Yanında bir çeşme yoktu ki. Su da kendisine verilmedi. Esnada artık o kişi sudan mahrum bir kişiye dönüştü. Ve inşaet teyemmeme teyemmüm yaparsa kablet talebi su istemeden önce teyemmüm yaparsa hüve o kişi caze caiz olur teyemmüm. İnde Ebi Hanife'te Ebu Hanife'ye göre o teyemmüm caiz olur. Niye? Bi ennehu çünkü o kişi acizun zaten acizdir. İnne enne ke enne ennehu acizun aciz enden haberi hu ismi. La yecibu gerekli olmaz aleyhi o kişi üzerine talebu su istemek gerekli değildir. Yecibu vecebe yecibu yevcibu öyle değil mi? Vecebe yevcibu yecibu olmuştur. Fetha ile kesir arasında vav sakin olarak bulunduğundan hasfedilmiştir. Ve inde ebi Yusuf'a Ebu Yusuf'a göre ise buradaki İraklara dikkat ediyorsunuzdur. İnde Ebi, Ebu, Eba, Ebi. Kitaba göre 5, kitaba göre 6 illet isimden birisi olan Ebi an itibariyle cer halindedir. Neden? Başında muzaf olduğu için. Bunun açıklaması bu. Peki cer hali niye ya ile? Asıl soru bu zaten. Çünkü Ebi kelimesinin şartları tutmuştur. Ne var şartlar? Bir, mütekellim yasından başkasına muzaf olacak. Şu an muzaf olmuş zaten. Yusuf muzafun ileyh durumu. Başka bu kelimeler tesniye veya cemi olmayacak. Ebi, ebevani, aba gibi tesniye cemi olmayacak. Müfret olacak. Başka musagar olmayacak. Yani mükebber olacak. Zaten öyle. Ebi Yusuf'a, Ebu Yusuf'a göre ise la yecüzü caiz olmaz. Ne caiz olmaz? Hüve yani. O teyemmüm caiz olmaz. Niye? Li'ennel ma'e. Çünkü su mebzulun sunulmuştur. El ma'e ismi mebzul haber. Sunulmuştur. Adeten. Adet olarak genelde. Ve böylece sara oldu. Kel mevcudu. Mevcut gibidir. Hani suyu istemedin.
Suyu istesen genelde ne olur millet birbirine bir su verir zaten. Dolayısıyla istemedin ama o su zaten var gibidir, mevcut gibidir. Bu yüzden su var gibi varsa da teyemmüm yapamaz. Bu yüzden olmaz. Ve ala kıyasi kavli Muhammed'in, İmam Muhammed'in kavli üzere kıyas yapılınca inşaet galebe galip olsa ala zanni onun zannı üzere ennehu yu'dihi su ennehu o kişi yu'diyi verecek hi o suyu vereceğini düşünüyorsa böyle bir zanni galibi varsa la yücüzü o zaman suyu istemeden teyemmüm yapmak caiz olmayacaktır. Zanlı galibince arkadaşın suyu istediğinde verecekse istemeden teyemmüm yapman caiz olmayacaktır. Zaten bir suyu esirgeyecek kadar yani Türkiye'de en azından cimri yok diyelim ama suyun bulunmadığı belki farklı ülkelerde cimrilik zorunlu da olabilir yani hayatta kalmak için. Bilemiyoruz artık. Ve illa ancak durum böyle değilse yecüzü caiz olur. Yani zannı galibince suyu vermeyecekse o zaman suyu istemeden temin de yapabilirsin. İştara, yeşteri satın alır. Kim? Hüve o kişi. Takdiri Rab var yeşteriyle. Hüve o kişi satın alır. Neyi satın alır? El ma'e suyu mefulu bi. Ne mukabilinde satın alır? Baya mukabele verebilirsin. Bi semenil misli ida kâne kadren aleyhi. Buna gücü yettiği vakit piyasa fiyatıyla, semenil misli piyasa fiyatıyla o suyu satın alır. Fahiş fiyat değil yani. Li'ennel kudrate alel bedeli. Çünkü bedele güç getiriyor olmak, buna kadir olmak kudretün. Zaten bir güçtür. Alel mübdeli. Mübdele yani bedelle elde edilecek şeye de muktedir olmak. Kişinin kendisi bizzat su bulamıyor. Tamam, pazarda satılıyor su. Bunun bedelini ödemeye gücün yetiyor mu? Yetiyor. Öyleyse bedelini ödeyerek elde edeceğin o şeye de gücün yetmiş oluyor zaten. Yani suyu bulmaya senin gücün yetiyor. Eğer parasını ödeyecek durumun varsa. Ve la yecibu gerekli olmaz. Aleyh o kişi üzerine en yeşteriye. İştera yeşteriye. En yeşteriyehu bi ekser. O suyu piyasa fiyatından daha fazlasıyla, daha çoğuyla satın alması o kişiye gerekli değildir. Peki vel kesiru, hani bir eksera dedik. Vel kesiru, kesir çok nedir? Bir eksera, ekser gayr-ı mustarif bu arada. İsim tafdil kalıbı. Vel kesiru, kesir nedir? Ma o şeydir ki fihi onda vardır. Gabnun fahişun. Haksız kazanç, fahiş bedel vardır. Zehri o gavnun fahişun dediğin şey nedir? Haksız kazanç dediğin, fahiş fiyat dediğin. Zı'fu semenil misli. Semenil misli piyasa fiyatı demek zaten. Zı'f kat kat. Ez'afen kesira. Zı'fu semenil misli. Piyasa fiyatının kat kat üzerinde olması demek. Bu durumda o nedir? Fahiş fiyattır ve bunu da almasına gerek yoktur. Fî dâlikel mekâni, o yöredeki, o beldedeki fiyatının kat kat üzeri. Yoksa su bir yerde ucuz, bir başka beldede pahalı olabilir. Ama bir beldede normal fiyatı şu, fahiş fiyatı da kat kat olanıdır. Li'ennehu zararun bih. Yani şu var fî dâlikel mekânı bulunduğu yöredeki fiyatının kat kat üzerinde olmasına fahiş fiyat diyoruz da niye böyle bir suyu kişi satın almaz? Li'ennehu zararun bi. Adam zarara uğrar çünkü. Bu yüzden satın almaz. Hani li'enne oradaki li nereyle alakalı? Neden satın almaz? Li'ennehu çünkü o kişi zararun bi. Bunun yüzünden zarara uğramış olur. Zarara uğramak da yoktur. Rava el Hasanu Hasan yine rivayet etti ama hangi Hasan diye daha önceden de sormuştuk. Gündüz katılan arkadaşlardan cevap alamamıştık. Akşam katılan arkadaşlardan cevabı almıştık. Hasan bin Ziyad olarak. Biriniz Rava el Hasanu Hasan rivayet etti. Kimden? An Ebi Hanife'te. Ebu Hanife'den rivayet etti. İza kadara en yeşteriye satın almaya gücü yettiği vakit
İza kadara gücü yeterse en yeşteriye satın almaya. Ma yusavi dirhemen. Ma şey yusavi denk geliyor dirhemen bir dirheme. Yani bir dirhemlik suyu alması gerekir. Ne mukabilinde? Bir dirhemin bir dirhem ve nisfin de yarım dirhem. Yani 1,5 dirhem. Bir dirhemlik suyu 1,5 dirhemle satın alması gerekir. La yeteyemmemu teyemmüm edemez. Yani burada ne anlatılıyor? Fahiş fiyat işte bir dirhemlik şey 1,5 dirhem olsa alınabilir mi? Alınabilir. 1,5 dirhemle satın alınması gerekirdi. Fahiş fiyat kat kat dedik. 3 katı 5 katı olsa almazsın. Ama 1 TL'lik şey 1,5 TL'ye satılıyorsa alması gerekir. Onun abdest alması gerekir diyor. Teyemmüm yapamaz. Hasan bin Ziyad böyle bir rivayette bulunmuş. Ve gıyle denildi ki yu'teberu itibar edilir el gavnul fahişu fahiş fiyata itibar edilir. Ve o fahiş fiyatta ma öyle bir şeydir ki la yedhulu dahil olmaz, girmez. Tahte takvimil mukavvimine. Mukavvim piyasa fiyatını belirleyenler, değerlendirenler. Takvim de değerlendirmek zaten. Kavveme takvim. Takvimil mukavvimine. Değerlendirenlerin belirlediği değer kapsamına girmeyen. Piyasa fiyatı nereden belirlenir? Mesela hale gidersin. Halde bunun belli bir fiyatı vardır. Örnek veriyorum. Bir domates, bir biberin fiyatı halde bellidir. Pazarcı oradan alır, üzerine belli bir kar oranı koyarak satar. Ve aynı mal, aynı kalitedeki ürün, aynı cinsteki ürün fiyatı bellidir. Birisi çıkıp aynı kalite, aynı cins ürünü daha pahalıya satarsa, işte buna ne dersin? Fahiş fiyat dersin. La yedhulu girmeyen şeydir. Tahte takvimil mukavvimine. Değer belirleyenlerin belirlediği değerin kapsamına girmeyen, o kapsamın daha üstündeki bir değer. Buna fahiş fiyat diyoruz. Buna gîle yu'teberu el-gavmul fahişu. Gîle meçhul fiil. Dolayısıyla zayıf yani. Gîle denildi. Bir görüşe göre şöyledir. Bu ne? Zayıf görüş. Kale şöyle dedi ana ibarede. La yecme'u cem olmaz, bir arada bulunmaz. Beynel vuzu'i ve teyemmumi. Teyemmüm ile abdest cem edilmez. Femen o kimse ki kâne vardır bihi, o kişide cirahatun bir yara. Kişide bir yara olsa bile o kişi vücudunun bir kısmını abdestle, bir kısmını teyemmümle tamamlayamaz. Cirahatun yara dedik. Öyle yara ki yezurru zarar veriyor. Ha o yaraya el ma'usu. Vücudunda mesela kolunda bir yara var. Su oraya dokunduğu esnada zarar veriyor. Yezurru zarar veriyor. Ha o yara el ma'usu. Vecebe gereklidir. Aleyhi el guslu. Kişiye gusül gerekli olduğu halde yaralı kişiye su gusül gerekli olduğu halde su dokunduğu esnada oraya zarar verecekse gasele bedenehu tüm bedenini yıkar. İlla ancak mevzi'e ha o yara yani. Yara yeri hariç tüm bedenini yıkar. Yara yeri ne yapar? Teyemmüm mü yapar? La yeteyemmemu leha o yara yerini teyemmüm de etmez. Ve kezalik aynı şekilde imkanet şayet ise el cirahatu yara ise fi şeyin bir yerde ise min e'zail vuzu'i abdest azalarından bir yerde ise mesela yüzünde kolundaysa gasele yıkar el baki geri kalan yerleri yani tüm her tarafını yıkar illa mevdi'aha yara yeri hariç. Yara yerinin dışında her tarafını yıkar. Vele yeteyemmemu teyemmüm de etmez. Leha o yerini, yara yerini teyemmüm de etmez. Rinkane cirahu eğer yara ise evil cüderiyyu veya çiçek hastalığı var diyelim bir yerinde kişinin.
Orası ise nedir ise ama neredeyse. Fi ekseri cesedi bedeninin çoğunluğunda ise. Kişinin vücudunun çoğu yara veya çoğu çiçek hastalığına yakalanmış ise. Fe innehu o kişi yeteyemmümü teyemmüm yapar ve la yağsilu yıkamaz bakiyeti cesedihi. Vücudunun geri kalan yerini yıkamaz. Teyemmüm yapar. Li'ennel cem'a çünkü cem etmek beynehuma onların arasında cem'un beynel bedeni vel mübdeli beder ile mübdel arasında cem etmek gibidir. Li'ennel cem'a çünkü cem etmek beynehuma abdest ile teyemmümü bunun ikisini cem etmek yani vücudumun bir kısmını suyla bir kısmını da toprakla yıkayım hem teyemmüm hem abdest yapayım demek ne demektir? Cem'ün cem etmektir. Beynel bedeli bedel olan şeyle vel mübdeli mübdel olan şey arasını cem etmektir. Bu bedel mübdel şeyden de biliriz. Bedel vardır. Mübdelün bir minh vardır. Aynı şey. Kendisinden bedel yapılan şey. Ve la nezira bir naziri bir benzeri de yoktur. Lehu bu durum için şer'i dinde bunun bir benzeri bir örneği de yoktur. Ha şöyle bir fikir geliyor aklıma, hani bir ihtimal geliyor ki bu ihtimalle daha önce ben de değinmiştim. Nedir o ihtimal? Bi hilafil cem'i beyne teyemmumi ve su'ril himari. Bi hilafil cem'i cem etmenin hilafına. Beyne teyemmumi teyemmüm ile su'ril himari eşeğin artığı. Eşeğin artığı yani. Bu durumdaki abdestle teyemmümün cem ediliyor olmasının zıttına. Böyle bir durum var. Eşeğin artığı bir su var. Eşek bir yerden su içmiş bir kaptan geriye su kalmış. Başka da su yok. Namaz vakti çıktı çıkıyor. Ne yaparsın? Eşeğin içip geriye bıraktığı o suyla abdest alırsın. Üzerine bir de teyemmüm alırsın. Ne oldu? Teyemmüm artı abdest oldu. Cem oldular. İşte bir hilaf-ı cem'i. Bu cem'in hilafına. Bunun gibi başka bir örnek yoktur. Ha, bunda da şöyle bir durum var. Şimdi gelecek. Li'ennel farza. Çünkü farz yeteedda eda ediliyor. Bi ehadihima ikisinden biriyle beraber eda ediliyor. İkisi derken teyemmüm ve abdest. İkisinden biriyle beraber farz eda edilmektedir. La bihima ikisiyle beraber değil. Buradaki la bihima yani ba ma'a hima demektir. İkisiyle beraber değil. İkisinden biriyle yani kişi bir abdest alıyor. Belki geçerli değildir düşüncesiyle bir de teyemmüm alıyor. Düşünce bu. Sonuçta ikisiyle beraber değil yani. İkisinden biriyle geçerli olacak. Ya aldığı abdest geçerliydi. Bu şekilde onunla oldu bitti bu iş. Ya da geçersizdi. Teyemmümle oldu bitti. Oysa deminden beri geçen yara varsa, çiçek varsa ne yapalım? Vücudun bir kısmını abdestle, bir kısmını teyemmümle. Bu durumda ikisiyle beraber yapmayı sen kastetmiş oluyorsun. Cema'na biz cem ettik beynehuma teyemmümle abdestin arasını niye? Li mekani şekki şekten dolayı bir şüpheden dolayı bunları cem ettik. Ve inşa et kânen nisfu kişinin yarısı ise yani bedeninin yarısı cerihan yara ise ve nisfu diğer yarısı da sahihan sağlıklıysa hasta değilse yaralı değilse la rivayeti fihi bununla alakalı bir rivayet de yoktur. İhtelefe ihtilaf etti fihi bu konuda el meşayihu meşayih bu konuda ihtilaf etmiştir. Feminhum işte o meşayihtan bir kısmı men o kimse ki evcebe gerekli gördü et teyemmüme teyemmümü vacip olarak gördü zorunlu olarak gördü. Li'ennehu çünkü teyemmüm daharatun kamiletun tam bir temizliktir. Ve minhum o meşayihtan bir kısmı da men o kimse ki evcebe gerekli gördü. Gasle sahihi. Sahih yani hasta olmayan kısmın yıkanmasını ve mezhal cerihi
ve yaralı yerinde mesedilmesini gerekliyor. İza lem yuzur ruhu, o kişiye zarar vermeyecekse, ne el meshu mesh. Li'enneha, çünkü o nedir? Meste baharatun hakikiyetun, hakiki bir temizliktir. Ve hukmiyetun, ve hükmî bir temizliktir. Fekâne evlâ vel evvelu ehsen. Fekâne evlâ vel evvelu ehsen. Böylesi evladır, birincisi ise daha güzeldir. Babul meshi alel hufeyni bölümünde kaldık.